Ukrayna'nın Rusya sınırına saldırılarını arttırmasının ardından Putin intikam için düğmeye bastı. Ukrayna'nın başkenti Kiev 44 gün sonra ilk kez balistik ve seyir füzeleriyle vuruldu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ise Kiev'e moral ziyareti gerçekleştirdi. Elbette biz de aynı şekilde yanıt vererek sivil altyapıyı ve düşmanın vurduğu benzer yerleri hedef alabiliriz. Ama bizim de kendi planımız var. Ukrayna, Rusya'nın sınır kenti Belgorod'u üst üste füzeli saldırılarla hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin intikam mesajı verdikten sonra Kiev füze yağmuruna tutuldu. Ukrayna'nın başkenti 44 gün sonra ilk kez saldırıya uğradı. Siviller gözlerini patlama sesleriyle açtı. Rusya 31 füze fırlattı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Ondan fazla sivil yaralandı. Bir yandan da Belgorod'daki sınır hattında bulunan Ukraynalı sabotaj gruplarının geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu duyuruldu. Operasyonun görüntüsü paylaşıldı. Gözler cephe hattında. İşgalci Rus ordusunun ilerleyişi durdurulamıyor. En son Orliyka yerleşimi Rusya'nın kontrolüne geçti. Ukrayna ordusu savunma pozisyonunda. Durum daha da kötüleyebilir. Çünkü 5. kez Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'in ezici zaferinin ardından Ukrayna'da yeni bir taarruz emri vereceğinden endişe ediliyor. Ukrayna batıdan daha fazla askeri yardım bekliyor. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyaca bir kez daha dikkat çekti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Kiev'e moral ziyaretinde bulundu. Ukrayna'nın zaferine inandıklarını söyleyen Sullivan, Kongre'nin 60 milyar dolarlık askeri yardım paketine onay vermesi için aralıksız çalıştıklarını vurguladı. Başkan Biden her gün Senato'nun geçirdiği 60 milyar dolarlık yardımı Temsilciler Meclisi'nin de kabul etmesi için savaş veriyor. Bunu başaracağımızdan eminiz. Bu yardımı Ukrayna'ya ulaştıracağız. Amerikan Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardım paketinin kabul edilmesini engelliyor. Kiev'e karşılıksız çek sunmak yerine kredi verilmesini ve önceliğin Meksika sınırında güvenliğin sağlanması olduğunu savunuyorlar.